dünyanın 50 yıllık bir ömrü olduğunu, Bedrü Selman'ın derlediği medyum kanalıyla alınan ilahi nizam ve kainat bilgilerinde de aynı süre var. Şu an anlatırken bile zor anlatıyorum. Hani böyle bir felaket senaryosunda çok büyük bir panik olacak ve olmasın diye mi önceden acaba bu bildirme? Binlerce UFO var gökyüzünde. Binlerce? Evet. Çocuklar çok korkmuş ve bir alandalar. Çocukları özellikle bir alana toplamışlar. Çoğu eğitim programlarına alındığını ama eğitim içeriğini hatırlamadığını söylüyor aklımda kalan. Evet, dünyevi zihniyle hatırlamıyor. Ama onlara şu cevap verildiğini hatırlıyorum. Zamanı geldiğinde hatırlayacaksınız. Zamanı geldiğinde hatırlayacaksınız deniyor tabii. Parklarda insanlar var ve İstanbul. Arka arkaya olaylar yaşayacağız. Hem bireysel anlamda hem kitlesel anlamda. Atatürk'ün üzerinde beyaz gömlek, çocukların üzerinde beyaz gömlek. Anlatmak Zamanı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlkay Buharalı, kıymetli araştırmacı yazar Erhan Kolbaşı ile birlikte hazırlıyoruz. Ve bu bölümde Ayfer Eryapıcı ile geçtiğimiz hafta sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü yaşadıkları o kadar derin ve o kadar güzel, o kadar samimi duygularla ifade etti ki daha da anlatacak pek çok şey vardı. Bu bölümde de yine gelecek vizyonları dahil olmak üzere pek çok şeye tanık olacaksınız. Erhan Hocam, birinci videodan bir kere mutlaka izleyin arkadaşlar. Eğer şu anda bu videodaysanız ve geçmiş hafta yayınladığımız videoyu izlemediyseniz mutlaka onu izleyin. Ama sizin en çok aklınızda ne kaldı? Ya da nelerin altını çizersiniz Ayfer Hanım'la şu ana kadar yapmış olduğumuz sohbetten? Hepsi çok değerli tabii anlattıklarının. Ama o rehberlik mekanizması, o yaşlılar heyeti meselesi bize çok enteresan doğrulamalar sağlıyor. Ben daha çok önemsiyorum onları. Hepsi önemli, hepsi çok değerli deneyimler ama o rehberlik mekanizmasının hayatı boyunca kendisine verdiği destek bana daha tatmin edici, daha güzel bilgiler sağladı açıkçası. Bu kadar destek onu hayatı içerisinde, bu süreç içerisinde bir yola doğru zaten sokmuş. Ondan da bahsedecek bugün. Biraz daha bu konudaki anlayışımızı geliştireceğimiz bir program olacak. Bir de neymiş? Anlatmak Zamanı'na gelmekten son dakikada vazgeçecekmiş ama gördüğü rüyayla kendisini burada bulmuş. Her zamanki rehberlik sistemine gördüğü rüyalara inanmış. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Şimdi geçtiğimiz hafta o videoda şurada kalmıştık. Varlıklar karnınıza temas ediyor ve bir işte patoloji süreciniz var. Bir ameliyatın ardından sonra ne oldu doktora gittiğinizde? O varlıkları gördüğüm gece 28 Temmuz gecesiydi. Patolojim o günün yani 27 gece 27'yi 28'e bağlayan geceydi gördüğüm. Sabahında uyandım, patolojimi hemen aklıma, çünkü ilk deneyimi ben Haziran'da yaşamıştım, acaba böyle bir şey mi diye. Ve gerçekten böyle saat 2-3 gibi baktığımda patolojim çıkmıştı. Ve şaşırdım yani, hani patolojim temiz çıktı. Emin olmak için 7 Ağustos tekrar doktora gittiğimde, doktorum, rahat olabilirsiniz, rahat bir nefes alın, kanser değilsiniz diye. Gerçekten o anda çok duygulanmıştım. Şunu da aktarmak isterim, evet ruhsal bir mekanizma işliyor. Rehberlerimiz hep yanımızda. O varlıklar gerçekten fiziki bedenimde bir şifalandırma yapmışlardır mutlaka. Ama doktorlarım da inanılmaz çok çok iyiydi o süreçte. Gerçekten ben hep kendimi çok huzurlu hissettim. Her iki anlamda da. Onlara da teşekkür ediyorum. Onların da asla hiçbir şeyini yadsımıyorum. Doktorum da şaşırdı. Gerçekten çok şey bekliyordum yani ben artık hani çok olumlu duygular beklemiyordum açıkçası. Bir süreç yaşayacağım ve kendimi ona hazırlamıştım. Ne o süreç? Yani bundan sonraki işte
işini göreceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hep kendimi o süre boyunca buna hazırladım. Ama öyle bir şey olmadı. Teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten yolumu aydınlattıkları için. Onların izinden gidiyorum. Niye izinden gidiyorum? Zaman zaman gençlik dönemlerimde, işte ne bileyim, acemilik dönemlerimde, halen usta bile değilim. Ama en azından idrak edebiliyorum bazı şeyleri yaşadıklarımdan. Kimseyi suçlamıyorum. Bu gerçekten bunları yaşamam gerekiyordu. Olaylara verdiğim tepkimi belki ölçtüler. Duruşumu belki ölçtüler, dirayetimi. Yaşamam gerekiyordu. Yani ilk duyduğumda ilk 10 gün belki 15 gün hep birilerini suçlayarak, hiç alakası yok ve sonrasında idrak ettiğimde hayır, bu benim hikayem. Yani hayatımızda böyle bir şeyler yaşadığımızda çok şey yaşıyoruz. Birilerini suçlamadan kendimize, içimize dönüp bakmamız gerekiyor. Ve ben o dönemde kendi adıma çok şey çıkardım. Çok ders çıkardım. Gerçekten. Zaman zaman hatırlatmada bulunuyorlar hep. Fiziki bedende varız ama biz hep yukarıya çok bağlıyız. Burada sürekli kalmayacağız. Evet, kendi kendimizi geliştirirken etrafımızı da güzelleştirmemiz gerekiyor. Bu güzellik fiziki bedende, fiziki algılarla algılanan bir şey değil. Maddeyle alakası yok. Ruhsal anlamda bir güzellik sunmamız gerekiyor. Kim bu, her kim bunu nasıl algılar bilmiyorum ama gerçekten öyle. Negatif olarak beslenmemek lazım yani. İyi duygular, pozitif diyoruz ya, boşuna değil. Onlar yolumuzu aydınlatıyor. Gerçekten o yoldaysak eğer. Ben bunu çıkarıyorum. Bugün yaptığınız işte bile yine rehberlerinizin bir katkısı var. Ona geleceğim ama siz raporları gördünüz değil mi az önce Erhan Hocam? Evet, evet, birlikte baktık. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Yani anlattıklarını doğrulayan ifadeleri ben orada gördüm. Bunlar oluyor tabii. Bunlar oluyor. Biz anlatmak zamanı serisi içerisinde de bu olağan dışı iyileşmelere çok yer verdik. İzleyenlerimiz hatırlayacaklar zaten. Ve bundan sonra da olacaktır bu tür programlarımız. Bundan biraz bahsetmek istiyorum aslında. Gerçi bu konunun hassasiyetine dayanarak anlattık. Neden işte belli kişilere müdahale oluyor, belli kişilere müdahale olmuyor. Artık bunu tekrar etmek istemiyorum. Ama yine söylemekte fayda var çünkü bu çok zor bir süreç hani bu hastalıkları ve insanlar çok çaresizce iyileşmek için her yöntemi deniyorlar. Evet. O yüzden ne kadar söylesek. Tamam, tabii ki yine birkaç cümleyle söz edeyim memnuniyetle. Şimdi bunlar o kişiye özel bir takım programların gerçekleştirilmesi meselesi. Yani her zaman söylüyorum, hastalıklar dünya tekamül programının çok önemli bir parçası. Hastalıklar bizim birer sınavımız. Hastalık süreci bize çok şey öğretiyor. Dayanıklılığımız, sabrımız, yardımlaşma duygumuz, bunları geliştiren hem kendimiz için hem çevremizdekiler için çok önemli tekamül aksiyonları yaratan bir olgu hastalık meselesi ve ne yazık ki hala bu okulun müfredat programı içerisinde hastalıklara ihtiyaç duyuyoruz gelişim için, ruhsal gelişim için. Bu bakımdan sadece çok özel durumlarda bu hastalıklara müdahale ediliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu hastalıkların çok yüksek ruhsal teknolojilerle aslında çözüme kavuşturulacağını, şifaya kavuşturulabileceğinin mesajını insanlara aktarmak, bu konuda insanlığı teşvik etmek ve motive etmek. Bir ikincisi, biz bu boyuta doğmadan önce, fizik bedene bağlanmadan önce bir hayat planıyla geliyoruz buraya. Bir hayat planı hazırlıyoruz rehberlerimizle birlikte ve onu burada uygulamaya çalışıyoruz. O hayat planımızla ilgili olarak gerçekleştiremediğimiz, tamamlayamadığımız vazifelerimiz varsa bu tür ciddi hastalıklar durumunda bir müdahaleyle yaşam süremiz uzatılıyor. Ve o vazifelerimizin, o tekamül programımızın tamamlanması sağlanıyor. Bunu da bir
gerekçe olarak bilmemiz gerekiyor bu müdahaleler bakımından. Bunlar olacaktır ama insanlığın daha ileriki dönemlerinde belki hastalıklara gerek duyulmayacak daha farklı bir tekamül programı içerisinde ilerleyebiliriz. Bu da olabilir. Bunlardan da bahsettik daha önce. Bunun bir takım ön çalışmaları yapılıyor da olabilir. Ayfer Hanım'ın durumunda da belli ki bir müdahale yapılmış ve bu müdahaleler, bakın, ruhsal alem fizik plana, buraya, bu fizik aleme daha kolay ulaşabilen bir takım varlık sistemleriyle müdahale ediyor. Fiziğe daima fizikle müdahale edilir. Ruhsal sistem buraya doğrudan müdahale etmez. Bir takım vasıtalarla müdahale eder ve bu dünya dışı varlık sistemlerini bu konuda vazifelendirir. Çünkü onlar buraya çok kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bu müdahaleleri çok kolaylıkla yapabiliyorlar. Özellikle şifa konularında uzmanlaşmış bazı varlık sistemlerini görevlendirirler. Onlar gelirler, bu müdahaleyi yapar ve giderler, çekilirler. Bunlar işte bu vazife planlarının, vazife organizasyonlarının uzantısı şeklinde hareket eden varlık sistemleridir. Rapordan bu noktaya geldik ama bunların da konuşulması tabii iyi oldu. Zaman zaman yine tekrar edelim bu bilgileri. Çünkü özellikle hastalıklar ve şifa konusu, hele hele kanser meselesi gibi hakikaten çok travmatik bir konu söz konusu olduğunda, İlkay senin de dediğin gibi çok derin bir hassasiyet oluşuyor. Zaman zaman tekrar edelim bunu, haklısın. Hı hı. Bugün yaptığınız işi bize anlatır mısınız ve ne sebeple yaptığınızı? Şöyle, öncesini söyleyeyim. 2019 yılında babamı kaybettim. Babam 87 yaşında falan, yani yaşlı grubuna giriyordu. Benim aslında öncesinde yaşlılara karşı bir hassasiyetim vardı, yaşlı ve çocukları, ama öldükten sonra sanki böyle bir süreci hızlandırdılar. Sürekli rüyalarımda yaşlılar, bir takım yaşlılar görüyordum. Ve hep aynı alan, gördüğüm alan aynı alandı. 2020'ye girdiğimizde, 2020 Şubat gibiydi. Bir arkadaşım benden bir yardım istedi. İşte bir üniversiteden CD almam gerekiyor. CD almaya gittim ve orada işte ileri yaşlılıkla ilgili bir kurs var. Ben onu görünce, evet, benim buraya başvurmam gerekiyor. Çünkü rüyalar da beni o konuda yönlendiriyordu. Ve ona başvurdum, o kursu aldım. Tam pandemi girdi araya. Bir 4 ay kadar bir boşluğum oluştu ama hemen sonrasında iyi bir kurumda işe başladım. Gerçekten o rüyalarımda gördüğüm 3 temel insan oradakilerin aynısıydı ve onlarla çok güzel bağ kurdum. Gerçekten. Rüyanızda yaşlılar görüyordunuz. Bugün evet. Çalıştığınız yerdeki 3 yaşlı mı onlar? Evet, evet. Onların bakımını mı üstlendiniz? Aynen öyle. Yani evrenin bir dili var. Ben inanıyorum. İlk oryantasyon kurduğum yer 6. kattı ve sonrasında 7. kata verdiler. 7 zaten çok ilginç. 7 dedim ya, hayatımı çok yönlendiren bir şey. Ve 7. katta o insanlar oradaydı. Ve artık çok ileri yaşlı oldukları için yanlışsam hocam beni düzeltsin, bazı şeyleri net görüyorlardı. Herkesin farklı hastalıkları vardı. Bazı yaşlılar bazı şeyleri net görüyordu. Yani bizim fiziki bedende olan şeyler değil de ruhsal yönüyle daha fazla. Mesela işte bir tanesiyle yaşadığımız şey, az önce burada bir kadın ve çocuğu vardı. Çıktı gitti ve hemen karşılıklı, rüyamda gördüğüm insanlar karşılıklı iki odada kalıyorlar. Kadın olanın odasına giriyorum. Bak gördün mü, gitti. Gördün mü, kadın vardı yanında, çocuk vardı. Yani bu ekip arkadaşlarım ürkütürken bu bana hiç ürkütücü gelmedi. Çünkü onlar gerçekten son dünya ile ilgili, bu fiziki bedenle ilgili son artık deneyimleri. Ama sanki bizleri de bir şeye hazırlıyorlar. Öyle bakmak lazım. Ve onları çok
rahat ettirmek lazım. Yani çok özel bir şey bence. Onlardan alacağımız çok şey var. Mesela ruhsal anlamda bağ kurduğum çok insan oldu yaşlılarda. Hele bir tanesiyle inanılmaz, sanki aynı kanala girdik. Aynı anda aynı şeyleri düşünüyormuş ve yapıyormuşuz gibi. Yani hissettiğim şey o. Yaş ilerleyince ruhsal açıdan ilerlemek, bazı şeyleri daha net görmek falan, hani Ayfer Hanım'ın bahsettiği yanılıyorsam o şeyler. Yanılıyorsam hocam lütfen beni düzeltin. Yani şöyle diyebiliriz, bu aslında ya da öte bir korelasyon kurmak kolay mı, değil. Hani bir ruhsal gelişim anlamında bir korelasyon kurmak mümkün değil ama hayatının artık son günlerine yaklaşan insanda, daha önce de bahsettik ya, ölüm 1-2 yıl önceden başlar diye. O enerjetik varlığıyla fizik varlığı arasındaki bağlar gevşedikçe tesirlerini daha fazla artık ruhsal dünyadan almaya başlıyor. Eğer kendisinde de bir psişik altyapı mevcutsa bu iyice genişliyor, büyüyor, artıyor. Bir de tabii fizik olarak hareket kabiliyetinin sınırlı olması ve kendisinin daha fazla iç dünyasına dönmesine sebep olduğu için artık daha fazla ruhsal dünyadan tesir alıyor, daha fazla sezgi alıyor, daha fazla rüya görüyor. O ruh beden bağının gevşemesi, yavaş yavaş gevşemesi, o bir takım akışkanların bedenden ayrılması sırasında artık daha yüksek bir hassasiyete sahip olabiliyor. Şimdi her yaşlı insan, her ölüme yaklaşan insan için bunu söylemek çok mümkün olmasa da genel bir prensip olarak bunu söyleyebilirim. Gelecek vizyonlarına geleceğiz. Yani ortak yeğeninle birlikte farklı zamanlarda gördüğün ama aynı şeyleri gördüğün. Evet. Ve anlatırken de seni çok etkileyen yayın öncesinde, ki kısaca geçtik, gerçekten merak ediyorum. Ama önce çıkmış rüyalarından bahsedelim. Şimdi birkaç notum var. Babanın hastalığını ve vefatını, yengenin hamileliğini, yeğeninin iş kazasını. Evet. Hepsini önceden görüyoruz. Zaten evet. evleneceğin adamın numarasına kadar görmüş bir insan. Ben neden bahsediyorum ya? Ya Rabbim yani. Tamam. Daha ne olabilir? Peki bunların içinde anlatmak istediğin var mı? Hani bu başlıklar içinde. Bir tane daha çıkmış rüyanı anlatmanı rica etsek. Sonra da gelecekle ilgili gördüklerini soracağım. Şöyle mesela yeğenimle bir bağ olduğunu düşünüyorum. Gerçi hep birbirimizle bir bağımız var ama bazılarıyla sanırım daha fazla. Mesela yeğenim doğmadan önce bir erkek bebek olacağını yengemin, yani görmek değil de onu direkt iç sesime, işte o konuşan neyse zihnimi, öyle bir şey görmüştüm. Ve sonrasında da işte doğum olacağı gün, aslında bir ay falan var, bir ay yani gerçekten bir zaman dilimi var. 5:30 gibi uyandım. Rüyamda gördüğüm yengem bir sedyenin üstünde, bebek onun karnının üstünde oturmuş ama kordon dolanmış bebeğe ve yengem benden yardım istiyor. Gerçekten ağlayarak benden yardım istiyor, bana yardım et diyor. Ben bunu görerek uyandım ve 5:30'da dedim ki aramam lazım. İşte doğum geldi. İşte eşim dedi ki delirdin ya, 5:30'da insan mı aranır falan. Ve doğuma da bir ay var. Sabahta 5:30. Evet, aynen öyle. Sonra bekledim biraz ama çok huzursuzdum, inanılmaz huzursuzdum. 8'de arayayım dedim, hayır dedi. İşte yengem biraz paniktir, sen onu panikletirsin. Eşim de çok artık iyi tanıyor. Onu da aradım işte annemi. Anne işte ne yapıyorsunuz, yengem nerede falan. İşte hepimiz buradayız, salondayız, çay içiyoruz. Yani saat 10, şaşırtıcı, gerçekten çok şaşırdım falan. Çay içiyorlar dedi. Evet, çay içiyorlar. Eşim de dedi ki her şey çıkacak diye bir şey yok ki. Yani lütfen biraz sakin olur musun? Böyle bana terkinlerde bulunuyor. Ondan sonra ben şey olmadım yani, o beni tatmin etmedi o telkinler. Atladım ve annemlerin olduğu yere gittim. Ben gittiğimde yengem gerçekten hastaneye götürmüşler çünkü sabah 6'da, 5:30-6'da başlamış sancıları. Ve bahçeye çıkmış, annem söylüyor, bahçede sürekli tur atıyordu, dolanıyordu. Çok sancısı, çok ağrısı vardı diye. Niye sana çay içiyorlarmış o zaman? Ya, beni tedirgin etmemek için. Ha, onlar da seni üzmemek için. Bu konularda hassasiyetim olduğunu biliyorlar.
Zaten bazı şeyler söylemiyorlar. Ben aradığımda birçok şey, evet böyle böyle Ama diyebiliyorum. Bilmiyorlar ki Ayfer'in onun erken uyarı sistemi evet. Devrede. Gerçekten öyle. Evet. Sonra kordon dolanması falan evet, olmuş mu? Yani doktor çocuğu aldırmamız gerekiyor. Hayır yengem, daha zamanı var. Doğum yapamam. Abim ve diğer yengemler falan işte ikna edip çocuğu işte sezeryanla. Öyle bir durum yani. Kaç yaşında bugün o yeğenin? Babamın öldüğü 24 Temmuz 2017 doğumlu. Atatürk'ün bir sözüyle de bitirmek istiyorum. 10. yıl nutkunda söylediği, asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Bu sözün derin anlamlarının anlaşılması lazım. Orada bahsettiği bilgelik çok kadim bir bilgeliktir. Biz de o misyonun, o büyük vazifenin, Anadolu kadrosunun üstlendiği büyük vazifenin yerine getirilmesi için çalışan bir nefer olmak istiyoruz. En fazla budur yapabileceğimiz zaten. Hala Anadolu onların kanatları altındadır. Bu bakımdan içiniz rahat olsun. Biz her türlü zorluğun altından kalkarız ama birlik olmak şartıyla. Bir başka yeğenin daha var. Evet. O yeğeninle geçiren. De ortak yani farklı zamanlarda aynı gelecek rüyalarını, gelecekle evet, ilgili rüyalar evet, görüyoruz dediğin evet. Yeğenin. Onları da anlatalım mı? Yani hangisinden başlamak istersin? Gelecek vizyon, evet. Yani önce 21 Eylül'de gördüğümü ve sonra Nisan'da gördüğümü anlatayım. 21 Eylül'de gördüğüm şey, bir okul gibi bir yerdeyiz ama derinliği olan bir yer. Bir sınıf gibi aslında. Kadınlı, erkekli ama fiziki beden değil o tam. Aynı zamanda büyük bir alan, bize ders verenler, yani bizi oraya getirenler. Pilot ama hani fiziki bedenle algıladığımız bir pilot değil, başka. Yani bunu tam açıklayamıyorum açıkçası. Orada ilk önce birlik bilincinden, gerçekten birlik bilinciyle ilgili çok böyle farklı mesajlar veriliyor. Yani bir insanların bir olduğu, işte hepsinin aynı şeye dönüştüğüyle ilgili bu kısmı çok hatırlayamıyorum ama özellikle birlik bilinciyle ilgili çok büyük bir vurgu var. İnsan, bir önceki şeyde söylemiştim ya, insanlar farklı kutuplara, taraflara ayrılmış. Aslında öyle değil. Sizin algıladığınız şey o. Aslında öyle değil. Hepimiz biriz. Ve sonuçta bire evrilmemiz gerekiyor. Biz bunun için buradayız. Başkaları da var orada değil mi? Evet, ders başkaları alan. Da var. Kadınlı, erkekli. Ama erkek. Hani tam bir fiziki beden değil. Orada gördüğüm insanlar. Ve şey, vizyon başlıyor. Herkesi birebir alıp o vizyonu yaşatıyorlar. Yani hissettiğim şey o. Ve ben kendim geçtiğimde... Birlik vizyonu mu? Birlik vizyonu değil de dünyanın geleceğiyle dünyanın ilgili. Dünyanın geleceğine dair. İlk önce tamam. Bir ders ve şimdi sonrasında bir ders vizyon. Var. Evet. Mesela kaç varlık olduğunu hissediyorsun o derste? Biraz hani gözümüzün önünde canlandıralım diye şöyle, soruyorum. Bizim karşımızdakiler en az 5-6. Dersi veren rehberler evet, 5-6 kişi. 5-6 kişi. Dersi dinleyenler. Biz bir 20 ya da 30 arası bir şey olabiliriz. Bir ekran gördünüz mü orada büyük? Evet, büyük bir. Ama çok yani tipiktir, fiziki beden, fiziki alemle ilgisi bizim, yok. Çok farklı bir şey. Bizim bildiğimiz gibi bir ekrandan bahsetmiyorum tabii ama bir ekran gibi zihinlerinde öyle beliriyor. Evet, öyle bir şeyden öyle. Vizyon gösteriyorlar. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünya literatüründe de vardır. Bu geleceğe dair vizyonların insanlara işte 20'li, 30'lu, 40'lı gruplar halinde alınarak gösterilmesi. Şimdi oradaki buyurun. 30 kişi, rehberler sonra ne diyor? Her birinizi tek tek alıp başka şeyler mi göstereceğiz diyorlar. Bir deneyim yaşatacaklar orada bir size. Şey söylemek yok. Algılıyorsunuz beyninizde. Tabii yani söylüyor dediğim zihinden zihine. Tek tek alıp o şeyi yaşıyorsunuz. Mesela beni aldıklarında yaşadığım şey dünyanın 50 yıllık bir ömrü olduğunu ve bununla ilgili mesela depremlerin, onları birebir yaşadım. Deprem oluyor ve yaşıyorsunuz. Volkanik patlama var ve onun içindesiniz. Oradaki kişiler tek tek aynı şeyi mi yaşadılar? Biliyor musun diğerlerinin ne yaşadığını?
Kesinlikle eminim aynı şeyi. Herkes aynı şeyi görüyor. Evet. Aynı simülasyonu evet. yaşatıyorlar herkese. Aynen. Sıra bana geliyor ve ben yani bir takım şeyler oldu ve sonrasında diyorum ki lütfen burayı bitirelim. En az 3 kere söylüyorum burayı bitirelim diye. Şimdi biz olayı hiç bilmiyoruz ve bize en başından anlatabilir misin? Seni tabii ki aldı, de. Kaç varlık aldı, nasıl bir ortamdasın ve tek tek neler gördün orada? Yani bizim fiziki koşullarımız gibi değil, derinliği olan bir yer. Bir sınıf var ama karşıda da büyük bir ekran ya da tahta da değil. Yani bunun şeyini açıklayamıyorum. Orada sağlı sollu şeyler var, varlıklar var. O varlıklar ilk önce birlik bilinciyle ilgili ciddi bir bilgi veriyorlar. Ve mesela diyorsun ki evet ben bunu hepsini hatırlarım diyorsun, sabah uyandığında aktarırım diyorsunuz. Ama öyle olmuyor. Ama kesinlikle birlik bilinciyle ilgili bir şeydi. O birlik bilinciyle ilgili konferansı, yani şimdi ben evet. dünya diliyle söylüyorum tabii evet, ki. Yani evet. Konferans değildir tabii eğitim. Ki. Eğitim. Eğitim. Eğitime evet. Aldınız ve sonra bir deneyim yaşatacak evet, benim. Evet, bir vizyon göstereceklerini. Yani zihinden zihine bu bilgiyi evet. de verdiler önden evet. galiba. Peki sonra ne oldu? Orada gerçekten bir küre var. Bu dünyaya ait gerçekten bir küre var. Ve onu sanki döndükçe birebir ama zamanlama farklı. Birebir yaşıyorsunuz. İlk önce işte volkanik patlamalar ve deprem ve sonrasında işte sel ve toprak kayması. Onda gerçekten hani bunları yaşarken şu an anlatırken bile zor anlatıyorum. Çok daraldığım için ve şey diyorum yani birebir yaşadığım için bitirelim diyorum. Yani lütfen bitirelim. Ve şey diyorum, bunu başka bir zaman tekrarlayalım diyorum sonrasında. En az 3 kere söylüyorum, bitirelim diye. Ve bunu bitirdiğimde bir ses bana diyor ki, uyan deprem oluyor ve o anda deprem oluyordu. Yani yine zihnimdeki ses. Ve gerçekten fiziki bedende İzmir'de bir deprem oldu 5 şiddetinde. Deprem oluyordu. Tamam artık uyan, deprem oluyor. Ve o depremle uyandım. Peki o gördüğün neydi sence? Gelecekte olacak doğal afetler miydi? Oradaki hissin? Dünyanın 50 yıllık bir ömrü kaldığını ve bununla ilgili bir vizyon çalışması. Yani bunun hızlanacağını ve bitişin bu şekilde olacağını. Bu Bedri Selman'ın derlediği medyum kanalıyla alınan ilahi nizam ve kainat bilgilerinde de aynı süre var. Evet, gerçekten şarkı, yani bunu evet. özür dilerim anlatırken çok gerilerek. Ama bunu hiçbir şeye benzemiyor, diğer deneyimlerime benzemiyor. Evet, bir fizik kıyamettir ama bir dünyanın yok oluşu, insanlığın yok oluşu anlamında almamak lazım. Bir devrenin kapanışı, hep söylüyorum. Bir eğitim devresinin kapanışı ve yeni bir eğitim devresine geçişin hazırlığı olarak görmek lazım. Bu işte jeofizik anlamdaki hareketlenmeler, değişimler her devrin sonunda yaşanmış dünyada. Bunu zaten artık bilim de söylüyor. Yeni devrinin coğrafyası daha farklı oluyor. Ona göre bir program, yeni bir eğitim sistemi tekrar işte buraya gelen, burada ders tekamül derslerine başlayacak olan varlıklar. Yeni bir kadro diyelim, yeni bir dünya kadrosu. Dünya yoluna devam edecektir. Bu olacak. Olacak. 40 yıl olur, 50 yıl olur, 60 yıl olur. Bilemeyiz ama böyle bir süre var. Evet, bu dünya eğitim programının kapanışıyla alakalı bir süredir. Bunları defalarca yaşamış dünya, yine yaşayacak. İnsanların yok olması diye bir şey söz konusu değil. Sadece bu kılıfın, bu beden dediğimiz bu kılıfın bırakılması söz konusu. Ve dünyadan mezuniyet günüdür aslında. Bu devrenin kadrosunun mezuniyet günüdür. Evet, şöyle bu zihnimizle baktığımız zaman, şimdiki değer yargılarımızla baktığımız zaman manzara sıkıntılı, böyle kötü bir, olumsuz bir tablo gibi görünüyor ama aslında bir mezuniyet tablosudur. Öyle bakmak lazım. Öyle değerlendirmemiz lazım.
bir yok oluş olarak asla bakmamamız, bir yok oluş, bir bitiş anlamında bakmamamız gereken bir şey. Önemli bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Ve önemsiyorum da, yani süre ve vizyon içeriği bakımından da önemsiyorum. 50 yıl çok net bir bilgi ve evet, çok kesinlikle. Yakın bir zaman. Kesinlikle. Yani 50'yi böyle vurgulayarak en çok aklımda kalan şey o. Yani evet, şimdi bunu böyle aktarıyorum ama uyanırken böyle uyanmadım ben. Nasıl uyandın? Ağlıyordum ve çok korkmuştum. Yani ya o vizyonu değil. Yaşarken. Kolay değil o vizyonu birebir. Ve yine uyandığımda işte 4.30 ya da yani o sıralardı gece. Çünkü sadece sadece görüntü almıyor, onun tesirini de alıyor. Evet. Birebir yani yaşadığımızda. Mesela şu an anlatırken inanın. Kolay değil. Ya çok huzurlu mesela, çok huzurluydum. Böyle bir gerginlik, bir baş ağrısı. Ama niye, şey niye çok önemli. Niye gösterdiler acaba? Şimdi onu düşündüm. Yani söylemesi için, paylaşması için mi? O da var. O da var ama aslında bu eğitimler büyük ihtimalle daha çok şuur altı eğitimi. Sizler gibi insanların yani bu bilgilerle muhatap olabilecek, psikolojik anlamda orada bu bilgileri alabilecek bir yatkınlığa sahip bir kitlenin, temasçıların ya da ruhsal irtibat kuranların, psikolojiklerin şuur altı eğitimleriyle alakalı bir durum var burada. Birilerinin bazı şeyleri bilmesi lazım ki onu hem tesir olarak burada yayabilsinler, hem bilgi olarak yayabilsinler, hem işte buralarda, bu platformlarda paylaşabilsinler. Ve insanlık buna bir şekilde yavaş yavaş adapte olmaya, ısınmaya, hazırlanmaya başlasın. Yani bu kapanıyor, bu okulun kayıtları kapanıyor, bu devre kapanıyor. Ve bundan sonra olaylar hem coğrafi anlamda, jeofizik anlamda, tektonik anlamda, hem de ruhsal anlamda hızlanacak. Buna dair bir süreç var ve bu giderek hızlanacak. Arka arkaya olaylar yaşayacağız. Hem bireysel anlamda hem kitlesel anlamda buna bir hazırlık var. Birilerinin buna da önden hazırlanması gerekiyor. Yani bu olaylar şiddetini arttırmaya başladığı zaman birilerinin ayakta kalması gerekiyor. İşte onların eğitimi yapılıyor. Önce şuur altları hazırlanıyor. Şuur altının kabul etmediği bir şeyi şuur kabul etmez. Neden bu kadar insanla temas kuruluyor? Nedir yani? Bu fantazi mi? Varlıklar geldi de beni kaçırdı da bilmem ne yaptılar üzerimde, kestiler, biçtiler falan. Böyle bir şey değil. Şimdi arkadaşlar böyle anlatanlar var da kusura bakmasınlar, bunların dünyadan haberleri yok. Neye hazırlandıklarının farkında değiller. Bunları anlatan araştırmacıları söylüyorum. Bu tarzda anlatanları. Bu işler öyle değil. Burada çok büyük bir operasyon var. Bu ruhsal mekanizmanın bir operasyonudur. Bu varlıklar aracılığıyla yürütülen büyük bir hazırlık operasyonu. Büyük bir dönüşüm operasyonu yapılıyor. Bu eğitimler sadece Ayfer Hanım mı anlatıyor zannediyorsunuz? Hayır. Yüzlerce vaka okudum ben. Bütün dünyada. Eğitimlerden bahsediliyor. Niye eğitiliyor insanlık? Peki hepimiz bir şekilde eğitiliyoruz rüyalarımızda, alıyoruz onları. O şuur altımızda birikiyor. Henüz şuura yansımıyor ama bir eğitim süreci var. Ama birileri daha direkt eğitim alınıyor. Neden? Onlar çünkü hem geçmiş yaşamlarından getirdikleri bir liyakatle, bir psişik esneklikle bu bilgilere ve bu deneyimlere daha hazırlar. Başkalarına göre daha yatkınlar, daha hazırlar ve o günler geldiğinde, daha doğrusu o günlerin ilk işaretleri başladığında birilerinin ayakta kalıp diğerlerini sakinleştirmesi ve gerçekleri anlatması lazım. Bunların doğal olduğunu, bunların dünyanın tekamül programıyla bağlantılı olduğunu, bir devrenin kapanışıyla ilgili olduğunu birilerinin önden anlatması gerekecek. Niye bu kadar şifacı yetiştiriyorlar bu varlıklar? Bir sürü insan temaslardan sonra şifacı oluyor. Neden? Oturup bunları bu büyük resim üzerinde düşünmek lazım. Kaçırdılar da bilmem ne yaptılar. Ya bırakın artık ya bu safsatı.
Ne kaçırması? Herkes kendi iradesiyle bu programa katılmış insanlar var. İşte bir örnek. Ben sizin çok önemli. Son kitabınız Mutatya'yı okuduğumda orada da işte temasçılarla yapmış olduğunuz çalışmaları yazmışsınız. Çoğu eğitim programlarına alındığını ama eğitim içeriğini hatırlamadığını söylüyor aklımda kalan. Evet, dünyevi zihnini hatırlamıyor. Ama onlara şu cevap verildiğini hatırlıyorum. Zamanı geldiğinde hatırlayacaksınız. Zamanı geldiğinde hatırlayacaksınız deniyor tabii. Çünkü bir takım şiddetli olaylar başladığında gerçekten temasçılara çok ihtiyaç olacak. Şifacılara çok ihtiyaç olacak. Yani orada siz insanları alıp işte iğnelerle, haplarla sakinleştirmek gibi bir lükse sahip olmayacaksınız belki. Şimdi kimseyi korkutmak için söylemiyorum bunları. Hemen bugün yarın bir şeyler yaşayacağız demek de istemiyorum. Ama demek ki bir takım olaylar böyle yaklaşıyor. Az önce satır arasında Bedruh Selman ve İlahi Nizam ve Kainat'tan bahsettiniz ya, aynı şeyler onun sonunda da vardır dediniz. Belki hiç kitabı ya da bu ismi duymamış olanlar vardır. Biraz ondan bahsetmek ister misiniz? Tabii 1958'de başlayan, 59'da tamamlamam ve daha sonra Beyoğlu Noterliğine teslim edilen bir kitaptır. Bedri Bey zaten Türkiye'de neo-spiritüalizm anlamında dünya çapında bir araştırmacı, Doktor Bedruh Selman. Bilmeyenler mutlaka araştırsınlar. Bu anlamda hem ülkemize hem dünyaya çok büyük katkıları olmuştur. Ruhsal bilgilerin anlaşılması, ruhsal ilkelerin ortaya konması bakımından muazzam çalışmaları olmuştur. Metafizik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti'nin kurucusudur. Ve bu kitabı aldıktan sonra Atilla Güyer medyumluğunda, o da rahmetli oldu, Atilla Güyer'de bu kitabı aldıktan sonra kitabın son bölümünde tabi muazzam bilgiler var kitapta. Yani kainatın kuruluşu, maddenin yapısı vesaire, tekamül sistemi konusunda muazzam bilgiler var ama son bölümünde dünyanın kapanış sahnelerinden bahseder ve bunu da aşağı yukarı İşte 2060'lardan sonra olacağına dair bir şey vardır, bilgi vardır. O da kitabın kendi kendisini kanıtlayıcı bir ifadesidir. Orada bahsettiği ilk 50 yıldan sonra başlayacak olaylar dizisi şu an yaşanıyor zaten. Bakın 1959'da dünyada manyetik kutup kaymasından bahsediliyor. İklim değişikliklerinden bahsediliyor. Tek tek hangi ülkede sıcaklıklar nereye yükselecek? İklimde dengesizlikler olacak. Yazın çok serin havalar, kışın çok sıcak havalar yaşanacağı 1950'lerin sonunda Anadolu'ya bunlar aktarılmış bilgilerdir. İlahi Nizam ve Kainat'ın o son bölümü dolayısıyla özellikle notere teslim edildiğini düşünüyorum ben. Bunun da işte bir talimat geldikten sonra yayınlanması o zaman söylenmişti. Üç emanetçisi vardı. Emanetçilerden bir tanesi hayatta kaldığında ya da bütün emanetçiler işte aynı talimatı aldıklarında o kitabın açılacağı söylenmişti. Nitekim 2013 Nisan ayında yayınlandı. Ve buradaki senaryo, orada anlatılan gelecek vizyonu ki Bedruh Selman'a da gösterildiği söylenir. Bu, şu an aynen yaşanıyor. Yani bu İstikamet dediğim ilerliyor dünyanın gidişatı. Bunlar Anadolu liyakatli bir topraktır. Buraya verilmiştir. Dünyada da zaten bir bilgi, yüksek bir bilgi verilecekse, çok yüksek bir bilgi, onun verileceği yerde Anadolu'dur. Yani buraya verilmiştir bu bilgi. Şimdi bu gördüğün rüyanın peşinden bir rüya daha görüyorsun. Evet. İçinde pek çok olay var. Evet. Onu şöyle, Nisan'ın başlarında falan gördüm. İlk rüya şöyle başlıyor. Binlerce UFO var gökyüzünde. Binlerce? Evet. O kadar yoğun. Ama küçük UFO'lar, böyle gri, metalik gibi görünüyor ama küçük, ufak. O kadar çoklar ki. İlk onu görerek başlıyor rüya. Onu görüyorum. O kadar çoklar, geliyorlar diye bağırıyorum. Ama beni duyan yok. Ve aşağı bakıyorum, süzülüyorum havada.
aşağıya baktığımda parklarda insanlar var ve İstanbul. İstanbul Boğazı. Parklarda bir sürü insan var ve karanlık. Gece. Evet. Evet. Ve onların içinden süzülüyorum. İnsanların içinden tek tek geçiyorum. Yoğunlukla kadınların olduğu, erkekler yok diyemem, erkekler de var. Yoğunlukla kadınların olduğu ve insanların parkta olduğu ama çocukları bir yere topladıklarını gördüm. Çocuklar bir yerdeler. Bireyler farklı, yani yetişkinler bir alanda, parklarda farklı yerlerde hareket halindeler. Böyle bir şaşkınlık, bir şok gibi bir hal var insanlarda. Çocuklar çok korkmuş ve bir alandalar. Çocukları özellikle bir alana toplamışlar. Koruyorlar mı yani çocukları? Ayrıca mı korumak için? Evet, devamı şöyle. Çocuklar bir alanda, parklarda insanlar var, UFO'lar var bir sürü. Ve o ses, ki bunlar UFO, insanlara söyleyin korkmasınlar. Savaş yaratmak için burada değiliz. Bu savaşı engellemek için buradayız. Ama aynı zamanda deprem olduğunu aktarıyorlar. Bir deprem olmuş. Evet. Belki de insanlar o sebeple mi dışarıda o zaman acaba? Yani depremin ardından bir görüntü mü gördüğün? İstanbul karanlık mı? Tamam. İstanbul karanlık ve insanlar parkta. Yıkılan bir şey görmüyorum. O kadar çok ama duyduk. O ses, o ses bir deprem olduğunu ve şeyi görüyorum, gemileri görüyorum. Gemiler konumlanmış böyle. Karaya bakıyorlar, denizde. Yani bir savaş hali var ve söyledikleri, biz bu savaşı engellemeye çalışıyoruz. O savaş hali kimle kim arasında ne, onunla ilgili bir bilgi, hayır, fikir var mı? Benim gibi havada süzülen birkaç daha insansı varlık diyelim var. Fiziki bedende değiliz çünkü. Ve UFO'ların bize aktardığı zihin olarak insanlara söyleyin, biz bu savaşı durduracağız. Bir savaş yaratmak istemiyoruz biz. Ve çocukların olduğu alanda iki varlık net görüyorum. Bu varlıklar çocuklara diyorlar ki korkmayın. Bu savaşa neden olan iki lider, bu liderlerden biri ölecek. Yani zihnime söylenen ve o çocuklarla paylaşılan şey o. Şimdi tek bir konuğumuzdan duysak bunları, ki bana gelen diğer mesajları da içine katarak söylüyorum. O zaman daha farklı bakardık. Abi rüyadır, olabilir, olmayabilir vesaire. Gerçi bunu anlattım ben tabii başka bir yerinde. Mutlaka bu şekilde gerçekleşecek şeklinde düşünmemek gerekiyor ama bu kadar çok konuğumuzun benzer ortak vizyonlardan bahsetmesi ve benzer mesajların da bana İşte e-mail yoluyla ya da sosyal medya yoluyla ulaşması tabii ki çok dikkate değer bir durum yaratıyor. Bunu ben değerlendirmiştim bir başka yayında. Bir kolektif kaygının sonucu mudur, onun yansıması mıdır, yoksa gerçekten ileride karşılaşacağımız bir olayın ön bilgileri midir? Tabii aynen bu şekilde olmayabilir ama biraz sembollere bürünmüş halde, evet, olabilir. Evet. Sembolik bir takım unsurlar da araya girmiş olabilir. Bunu şu anda bilebilmek kolay değil. Üzerinde uzun uzun konuştuğum için daha fazla da yorum yapmak istemiyorum ama çok dikkat çekici bir hali gelmeye başladı son bir yıldır bu vizyonlar. Son derece dikkat çekici bir hale gelmeye başladı. Yeni görseler mesela diyeceğim ki acaba anlatmak zamanını izleyip birbirlerinden mi etkileniyorlar falan ama yok, hayır, öyle yani bir çok, şey değil. Bir iki sene önce bana 2022. ulaşmış mesajlar var. Evet, gördüğüm şey. Ayfer Hanım da daha önce yazmıştı. Yani bu kadar çok insanın bizim programda daha çok uzun bir ömrümüz yok. Yani şu an kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Daha önce de bu şekilde ifade etmiştim bunu. Çünkü biz videoları bir arada çekip sonra zaman içinde paylaşıyoruz. Sıralamaları da değişebiliyor. Ama yani neredeyse konuklarımızın yarısının aynı şeyi görmüş olmaları, aynı şekilde ifade etmeleri gerçekten ciddiye alınması gereken bir şey var demek mi? Bilmiyorum. Buradan acaba kime duyurmak lazım, ne söylemek lazım? Bunu izleyen üzerinde ciddi şekilde ve düşünülmesi gereken bir
durum var. Ve hepsi hayatları boyunca, çocukluklarından itibaren bir takım vizyonlar gören ve bu vizyonları gerçekleşen insanlar. Bu bakımdan rüyadır, vizyondur deyip bir kenara atılacak bir durum değil. Şu ortak an temalar hep bu. Bir deprem, evet. İstanbul, bir savaş ve yardıma gelen, yani o savaşı bitirmek için yardıma gelen dünya dışı araçlar. Değil mi, değil mi Erhan Hocam? Evet. Halime Hanım da aynen birebir. Ortak tema unsurları bu. Benim gibi insan var havada. İnsan demeyelim de parklardakiler insan, fiziki bedeniyle görüyorum ama süzülüyorum. Yani bu fiziki bedenimle değil. Ve benim gibi bir sürü insan var. Sanki ben onları tanıyorum. Ve UFO'ların bize söylediği, insanları anlatın, korkmasınlar. Biz bu savaşı durdurmak için acaba buradayız. Acaba önden bir hazırlık mı, uyarı mı? Şimdi bir felaket gibi görünebilir, bir savaş çıksa. Tabii ki asla olmasın, inşallah olmasın ama deprem olsa ki 10 küsur yıl önce yapılmış bir şey var, tatbikat var, Millennium Challenge diye. Neredeyse İstanbul tarif edilmiş, önce büyük bir deprem, ardından 96 saatte İstanbul'un işgali planı var. Yani hani bu ayan beyan ortada. Pek çok araştırmacının da dile getirdiği bir şey. Hani böyle bir felaket senaryosunda çok büyük bir panik olacak ve olmasın diye mi önceden acaba bu bildirme? Şimdi bir takım insanların böyle bir senaryo için hazırlanıyor olabileceğini de ben düşünüyorum. Düşünmek durumundayım bunu. Yani bu işaretler var. Birçok insan şunu görüyor mesela, bana şifa teknikleri yüklüyorlar, şifa teknikleri öğretiyorlar ve kendimi bir panik hali içerisinde insanlara şifa aktarırken görüyorum diyor. Şimdi burada hakikaten bir felaket tellallığı yapma amacında değiliz. Onu hep söylüyorum, bizim tarzımız bu değil, hedefimiz bu değil. Hiç de hoşlandığımız bir şey değil ama ortada bir durum var. Çeşitli boyutlarıyla şimdi değerlendirmek ve anlama çabası içerisinde olmak durumundayız. Yani sembolik bazı şeyler var mıdır? Da olabilir. Ama bir vizyonun bu kadar tekrarlanması ve giderek sıklaşması hakikaten son derece dikkate değer bir durum. Ama buradan bu yayın vasıtasıyla bu bilginin yayılmasının çok olumlu sonuçları olacağını düşünüyorum ben. Sanki bir erken uyarı sistemi içerisinde bir yardım, bir Anadolu için bir himaye olarak görüyorum ben bunu. Bir himaye. Böyle bakmak doğru olur diye düşünüyorum. Ama böyle bir konu için çok kesin ifadelerde bulunmak sağlıksız olur. Çok hassas bir konu bir kere. Kimseyi paniğe sevk etmeden, sağduyuyla ve dikkatli bir şekilde ele almamız gerekiyor ama bu konuda bir üzerimize düşen bir vazife var ise bunu en azından insanlara duyurmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak, bunu da yapmak durumundayız burada. Hiçbir şey boşuna olmuyor. Bir de Atatürk rüyanız var. Erhan Hocam İlker Boralı YouTube kanalında Anadolu bilgeliğini, Atatürk'ü anlattığı çok kıymetli bir videomuz var. Yukarıdaki linki tıklarsanız mutlaka izlemenizi tavsiye ederim, onu söyleyeyim. Ve rüyanızı çok merak ediyorum. Çanakkale gibi bir yer, bir mabet var. Mabedin üstünde aslında Atatürk heykel olarak duruyor. Yanında Türk bayrağı eliyle tutmuş, dimdik duruyor yani heykel. Orada savaşanlar var, bir sürü askerler var ve o mabede girmek istiyorlar. Denize karşı bir tepe gibi bir yer. Yamaç tepe. Oraya girmek istiyorlar. O kadar çoklar ki bir anda bir yığın oluyorlar o mabedin önünde ve bir anda Atatürk fırlıyor ve çok şaşırıyorum. Ben de onu dışarıdan görüyorum. Aşağı atlıyor ve onlarla savaşmaya başlıyor. Yani onları bir anda püskürtüyor ve çok şaşırıyorum. Herkes dağılıyor ve tekrar yukarı çıkıyor, bayrağı eline alıp orada dimdik aynı şeyle dikiliyor. Ben daha ölmedim diyor. Bakın bunu vurgulayarak söylüyor. Yani bu benim gerçekten böyle 2020'de gördüm. Detaylarıyla halen daha böyle hatırladığım bir rüya. O kadar. Ve hemen çok geçmeden
yine Atatürk'le ilgili başka çok yakın zamanda onun arkasından yine Atatürk büyük bir göl var. Gölün kıyısında oturmuş, sağında bir kız çocuğu, solunda bir kız çocuğu, sağında ve erkek çocuğu. Atatürk'ün üzerinde beyaz gömlek, çocukların üzerinde beyaz gömlek ve tek umudum sizsiniz. Ve bu şekilde kanatların altında alarak oturuyorlar. Göle bakıyorlar, tek umudum sizsiniz diye. Yani o kadar, yani şu an anlatırken de çok etkileniyorum, inanın çok etkilendim. Bunları ben kafamdan uydurmuş olamam Erhan Hoca. Ve kendim de gördüğümde çok etkilendim. Erhan Hocam, haber izlemiyorum, çok özür dilerim. Mesela uzun süredir haber izlemiyorum. Gerçekten izlemiyorum, şöyle düşünüyorum. Zihnimiz günlük şeylerle çok doluyor. Erhan Hocam da söyler ve ben de bunu zaman zaman bazı böyle içime akan yazılar olur. Paylaşırım böyle. Zihnimiz gerçekten vesveseler üretir. Önemli olan zihnimiz değil. Kalbimize, içimize dönmeliyiz. Ve olayları ona göre değerlendirmeliyiz. İnsanları yargılamadan. Atatürk rüyalarınız Erhan Hocam hani ne diyecek çok merak ediyorum. Öyle de bitiriyoruz artık. Bu arada bize ulaşmak isterseniz aşağıda gördüğünüz WhatsApp numaramızdan bize yazabilirsiniz. Mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Video boyunca sık sık göreceksiniz. Siz bitirin isterim bugün. Etkilendik tabii hepimiz. Bir şey söylemeyecektim aslında ama şimdi söylemek ihtiyacı hissediyorum. Atatürk rüyaları çok yoğun. Çok geliyor. Çok hepimiz görüyoruz. Ben de görüyorum. Bir kere her şeyden önce büyük bir semboldür Atatürk. Neyin sembolüdür? Aslında o Anadolu'yu himaye eden o büyük ruhsal planın sembolüdür. Onun kişiliğinde sembolleşmiştir o büyük ruhsal plan. Yani onu tek bir varlık olarak düşünmeyin, bir ruhsal organizatör plan olarak düşünün. Bir gün anlatırım. Onu geçiyorum şimdi. Büyük vazifeli varlıklar dünyadan ayrıldıktan sonra sorumluluk alanları üzerindeki tesir akışlarını devam ettirirler. Yani Atatürk bedeninden ayrıldı, işi bitti, çekti gitti diye düşünmeyiniz. Bunun karmik sebepleri de vardır, başka sebepleri de vardır ama hala Anadolu üzerinde, Türk toprakları üzerinde, bizim vatanımız üzerindeki vazifesini organize eden, kontrol eden, bazı şeyleri tasarrufu altında bulunduran ruhsal planın bir yüksek vazifelisi olarak hala görevini, misyonunu ve tesir akışını devam ettiriyor. Ve Anadolu misyonunun, Anadolu vazifesinin tamamlanışına kadar bu devam edecektir. Çok geniş bir konudur. Sadece bu kadarını söylemek istiyorum. Atatürk'ün bir sözüyle de bitirmek istiyorum. 10. yıl nutkunda söylediği. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı bundan sonraki gelişimiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır demiştir Mustafa Kemal Atatürk. Bu sözün derin anlamlarının anlaşılması lazım. Orada bahsettiği bilgelik çok kadim bir bilgeliktir. Biz de o misyonun, o büyük vazifenin, Anadolu kadrosunun üstlendiği büyük vazifenin yerine getirilmesi için çalışan bir nefer olmak istiyoruz. En fazla budur yapabileceğimiz zaten. Hala Anadolu onların kanatları altındadır. Bu bakımdan içiniz rahat olsun. Biz her türlü zorluğun altından kalkarız ama birlik olmak şartıyla. Birlik olmak şartıyla o kara bulutları dağıtır, çıkarız ve çıkacağız hep birlikte. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son sözü bana verdiğin için. Ne güzel hatırlattınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi yayın bitince size sarılacağım. Ve çok teşekkürler. Erhan Hocam size çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.
Görünenin arkasındaki görünmeyen gerçekler uzanmaya devam ediyoruz. Ben köydeyim, tarlama giderim. İneğimi sağarım, koyunuma bakarım. Yani böyle benim uzaymış, olmuşmuş, bu işlerle hiç işim yok benim. Hani bu işler bana çok uzak. Yani bir eğitim, bir gece okulu adeta süreci var. Sanki bir taksi gibi geliyor balkona. Oradan bir şekilde ben ona oradan bindiğimi hatırlıyorum. O gemi bizi çok hızlı bir şekilde ana gemiye götürüyor. Yani tarlada o gördüğünde ve korkup bayıldığında daha hatırlamıyordun. Yani parça parça bir şeyler olsa da, değil mi? Bayıldığımı çok net hatırlıyorum. Yani orada kaldığımı hatırlıyorum. Ya ne oldu, ne gitti? Telefonumu çıkardım, saate bakacağım. Telefon çalışmıyor. Şuurlanmış bir madde. Artık yarı zekaya sahip bir madde var orada. Yani maddenin bizim bilmediğimiz başka çok üst bir versiyonu. Önce bir heyecan, o heyecan gitgide korkuya dönmeye başladı. Şimdi o kadar yakınıma geldi ki böyle. Ben korktum. Başka gelecek vizyonların da var ve bunları hani gemide varlıklarını sana gösterdiğini söylüyorsun. Evet. Annesi başında ağlayan çocukları görmüştüm ki o çocuğun ne hissettiğini hissediyorsunuz orada. Şu an ilerlediğiniz yoldan giderseniz dünya buraya doğru gidecek. Büyük bir savaş yaşanacak, büyük felaketler yaşanacak. İlk olarak 4 şiddetinde, bir sonraki günde çok büyük bir depremin olacağı şekilde bu şekilde bir gene bir vizyon göstermişlerdi.